Resulullah Efendimiz en zor zamanlarda esas hayat ahiret hayattır buyurdu. En böyle zafer anlarında da yine bir şımarma vesaire gelmesin. Faili mutlak Cenab-ı esas hayat ahiret hayattır buyuruyordu. Yakup Aleyhisselam çeşitli iptilallar içindeydi. Sabrı cemil buyurdu Cenabak. Hiçbir itiraz olmadı. Yani Cenab-ı Hak'tan bizzat yani razı ve hoşnut olduğu nefis. Ve bu nefiste kötü huylar tamamen yok olmuş, güzel huylar, ahlaki meziyetler inkişaf etmiştir. Yani buna hak dostları olmuş oluyor. Demek ki hak dostları kimler? Zahirini ve batını ikmal etmiş, ruhi hamleler, merhaleler kat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamana yayılan zirveleri olmuşlar olmuş oluyor. Hatta Mevlana da buyuruyor ki o hak dostları karşısında şöyle bir ifadesi var. Mevlana Hazretleri sen sus da diyor. Anlatılmayan, açıklanmayan sırları onu yaşayan ve onu anlatan ariflerden duy diyor. Yani ariflerin meclisine git. Orada o sırları işit ve duy diyor. Sen de orada ağzını kapa diyor, sus diyor. Sen orada haddini bil diyor. İnsanlığın gerçek güneşi olan kamil insanı yönel buyuruyor. Kitaba yazılmamış, kimseye söylenmemiş sözleri o sana söylesin, ondan öğren. Sen can kulağıyla dinle. O hakikatler sana ruh versin. Buyurun. Sonra çok güzel bir ifade. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak diyor. Nuh'un gemisi varken yüzmeyi bırak buyuruyor. Bu nefs-i mutmainne, radiye, merdi, Cenab-ı Hak bizden istediği hususiyet, bunların öyle ki bunlar yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet, sevgi, cömertlik, affedecek ve hassasiyet onlarda bir lezzet haline gelmiştir. Lük değil, lezzet haline gelmiştir. Bu mertebede kul her halükarda ve bütün mevcudu ile Hakk'a teslim olmuştur artık hadisatı hakkal yakın mertebesinden seyretmektedir. İşin içindedir, ruhuna girmiştir. Allah'ın izniyle bazı sırrı hadiselere vakıf olmuştur, gaybi sırrı hadiselere. Hadis-i şerif bildiğin Cenab-ı Hakk'ın rıza, tevekkül ve teslimiyet sebebiyle böyle kullarının hadis-i şerifte, hadis-i mütevâtirde buyurulduğu gibi bunlar Cenab-ı gören gözü, işiten kula, akleden kalbi, konuşan dili, tutan eli olmuşlardır. Buhari hadisi. İşte Cenab-ı Hak böyle kuluyla bir dost olan kulların durumunu bize Cenabı ı Hak tavsif ediyor. Yine İbrahim Ethem Hazretleri, malum bu tacirin tahtını terk eden İbrahim Ethem Hazretleri, bu ilahi muhabbete, ilahi muhabbeti şöyle ifade ediyor bizim diyor ilahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu bizden alabilmek için bütün hazinelerini de krallıktan feda ederlerdi. Zaten Musa Aleyhisselam bir tecelli de bayıldı kaldı. Can Lenterani buyurdu. O da ısrar etti. En ufak zerre bir tecelli de bayıldı. Bunlar yine ayet-i kerimede vehü ve mahkum eyne Küntüm nerede olursanız onun o sizinle beraber de sırrını yaşayanlar buyuruluyor. Yani devamlı ilahi müşahedenin altında her an her an bir tayakkuz halinde. Sanki bir mayın tarlasından geçen bir insan gibi. Yine ve nakrubi ilehimin hablil verit biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor. Daha bir edep hali içindeler. Çünkü Cenab-ı Hak şah damından yakın, içinden gelen duyguları biliyor. Ve gafleti düşmemek için devamlı istiğfar halinde. Gaflette istiğfar, muafakette istiğfar, her zaman istiğfar. Çünkü her şeye lütfeden Cenab-ı Hak, İzacay Rasullah <laughs> evvel fet fereyten nesit kulun fi din la Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize büyük bir lütf ediyor. Bir Mekke fethini ihsan ediyor. Orada bölük bölük insanların girdiğini, hidayeti girdiğini görürsün buyuruyor. Fakat lakin senden diye fesebbih bir hamdi. Rabbine hamd ile tesbih et, buyuruyor. Fali mutlak Cenâb-ı Hak. Vestâfirhu, buyuruyor. Bir de istiğfar buyuruyor. Bir takım orada gafletin olur, yanlışlığın olabilir vesaire olabilir. Bu Allah'ın lütfunun mukabilini veremezsin. Vestafirhu. Sonra Cenab-ı Hak kendisinde böyle bir kalbe bir tevab olun, çok tövbe, çok tövbeleri kabul edici olduğunu bildiriyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu itminanın son noktasına çıktı. Malıyla itminan oldu, huzur buldu, tamamen Allah'ını infak etti, severek infak etti canıyla mutmain hale geldi. Kendisini ateşe atmaktan en ufak bir tereddüt gelmedi. Oğlunu söz vereni kurban etmekte bir tereddüt gelmedi. Bütün mücadelesi o putperest kavimle Nemrut oldu. Cenab-ı Hak da bir dost oldu. Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine mazhar oldu. Hakkal yakın halinde o tecellileri mazhar oldu. Fakat ilahi azamet karşısında. Yine bu kulluğunu az görerek velâ tuhsine yevme yub'asun buyuruyor. Ya Rabbi diyor, insanların dirilteceği gün beni mahcup etme ya Rabbi diyor. Velhasıl kul düşen aziyet, aziyet, aziyet. Men arefe nefse, insan kendini biz haddini bilirse, fakat arefe Rabbe, Cenab-ı Hak bilmiş oluyor. Yakub Aleyhisselam üst üste gelen musibetler sebebiyle halini, bana düşen ancak sabrı cemildir buyuruyor. Hiç feryat yok. Gönül aleminde ya Rabbi senin tecellindir diyor. Dayanılmaz hastalıklara ve iptilara maruz kalan Eyüp Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam hanımı, sen peygambersin, dua et dedir. Bu dedi, muzdarip halinden, bu ızdıraptan bir selamete çık dedi. O da dedi ki, Eyüp Aleyhisselam, Hak Teala bana 80 sene bir saat ömür verdi hanım dedi. Henüz dedi o kadar ben hastalık çekmemişken saat istemek sıhhat istemin haya ederim dedi. Halinden hiçbir zaman bir şey, en ufak şey mal gitti, evlat gitti, hasta, saat gitti, her şey gitti. Ta ki hastalığın hak ve hizmetlerine kusur ve noksanlık verdiğini görünce bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhametlerine en merhametlisin dedi. Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Rabb ona yerden çıkan soğuk bir su vesilesiyle şifa, şifa ihsan eski halini tekrar ihsan eyledi. Habibi Neccar, Yasin'in ikinci sayfasında en çok okuduğumuz Yasin. Orada ikinci sayfada Habibi Neccar, tevhidi muhafaza için, tevhidi müdafaa için, tevhidi tevzi için taşınırken, şehit edilirken şikayet etmedi. Kavmine de beddua etmedi. Aksine keşke kavmim Rabbimim bana bu tür ikramlarda bulunabilselerdi. Onlar da hidayet nimetine mahrum kalmasalardı. Onlar da Allah yolunda canlarını seve seve vermeye can atsalardı dedi. Yani kavmine acıyarak büyük bir itminanı kalbiyle yani kendisinin şehit olmasından hiçbir müteessir değil. Bak kavmine acıyor, kendi taşıyanları acıyor. Böyle bir Rahman sıfatının bir tecellisi, işte itminan ermiş bir kalp. Firavun'un sihirbazlarının Musa selam'a karşı mukabil olarak çıkardı, kendi tanrılığı devam etsin. Çünkü Musa selam onun tanrılığını zediliyordu. Onun tanrılığını bertaraf edip tevhidi ikame ediyordu. Firavun da sihirbazları topladı. Sihirbazları Musa ile Semla musabakaya davet etti. Musabaka sonunda onlar biz dediler Musa ve Harun Rabbine secde ediyoruz dediler. Firavun kızdı. Benden izin aldınız mı dedi. Ben size dedi Mısır'ın hazinelerini vaat etmiştim dedi. Size dedi azabımın en çetinini size tattıracağım dedi. Onlar dediler ki biz bu hakikati gördükten sonra artık bu dönmeyiz dediler. Sen Firavun serbestsin fiilinde dediler. Bu kestireceğin kollar, bacaklar dünyaya aittir dediler. Nasıl Rabbimize döndürüleceğiz dediler. Firavun'un kolları, bacakları kestirmeye başladı. Sihirbazlar da en ufak bir taviz verip imanlarının zedelenmesinden korktu, endişe ettiler bu itminanın bozulmasından endişe ettiler. Rabbena ifri aleyna sabren ve fena de. Ya Rabbi üzerimize bizim sabır dök dediler. Sabır yağdır dediler. Ne kadar bir acı ki. Sabır yağdır. Bir taviz vermeyelim. Müslümanlar canımızı al ya Rabbi dediler. Nedir bu işte itminanı kalp. itminanı ermiş bir kalp. Yine Cenab-ı bu hallerini güzel ifade eder. Biz ayet-i kerimede, Araf suresinde, 40. ayet. Biz o müminlerin göğüslerinden diğer insanlara karşı kin, haset, suizan namını ne varsa hepsini söküp çıkarırız. O itminana gelmiş, işte orada Habibinecar Neccar acıdık kendisini taşlayanlara. Aynı şekilde ayet kerim bir daha okuyayım. Biz o müminlerin göğüslerini diğer insan kin, haset, suizan namı ne varsa hepsini söküp atarız. Atlarına ırmaklar akar. Onlar bizi buraya erişten Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yolu göstermeseydi biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık derler. Aynı şekilde Hallacı Mansur'da birçok ruhi ihtilaçlar meydana geldi. Tabi bunları kendine gelen bu ruhi halleri ifşa etti. Nasıl İbn Mesud diyor, Allah Resulü bana iki tip ilim verdi. Birini ifşa ederim, öbürünü saklarım. Çünkü onu ifşa etsem halk bunu idrak edemez, beni katleder. Demek ki Hallacı Mansur'da da öyle bir hal oldu, tutamadı, ifşa etti o sırrı ilimleri, sırrı hikmetleri. Onu da halk öldürmeye karar verdi, şeriatı bozuyor diye. Ve taşlamaya başladı Hallacı Mansur'u. Allah ve Mansur'a taşınırken de ya Rabbi de bunlar senin şeriatını korumak için beni taşıyorlar. Eğer yani bendeki tecelli eden sırrı bilmiyorlar, bilseler taşlamazlardı. Ya Rabbi benden evvel beni taşlayanları ya Rabbi sen affet buyurdu. İşte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onların kalplerinde kin, suizan, ne varsa hasset bunları bize söküp atarız buyuruyor. Şimdi bunlar ne olacak? Radiye, merdiye, kamile makamları olmuş oluyor. Bu o kadar mühim ki bu sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil Efendimiz buyur işlerini de diyor şeriat yön tutun diyor. Dost doğru olun diyor. Bilin hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez diyor. Yani ebedi kurucun sadece amelle kazanılmayacağına hakikatine eshab-ı kiram o kadar hayreti düşürdü ki bunu peygamber efendi bir istisna teşkil edip etmediğini merak etti. Resulullah Efendimiz, hiçbiriniz kendi ameliyle kendini kurtaramaz dedi. Yani hayret etti eshab ı Kiram. Acaba Peygamber'in bundan istisna mı dedi? Peygamber Efendimiz'e dedi, siz de mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü diye sordular. Efendim, evet ben de kurtulamam. Şu var ki Allah'ın rahmet keremiyle beni bağışlamış olursa o başka. Halde Bağdadi de aynı şekilde. O da and olsun diye bir talebi seni yazdı mektupta. Oğlum dedi, bugüne kadar yaptığım hiçbir amelime güvenmiyorum buyurdu. Kabul edilme edilmeme dualarımız gibi Cenab-ı Hakk'ın indinde. Rabbimin mağfiretine, rahmetine sığınarak gidiyorum. Ama benim hüsnü hatemim için son nemin dua edin buyurdu talebesini yazdı mektupta. Yine sahibi ne kadar bu nasıl bir kalbi itminan içinde, Cabir radıyallâh'ın babası Uhud'a giderken şadet şerbetini içmeye düğüne gider gibi gidiyordu Uhud'a. Hatta oğluna dedi ki oğlum dedi Cabir de sen de savaşa gidip Abdullah oğlum dedi sen de savaşa gidip şehit olmanı çok arzu ederim. Fakat geride himaye muhtaç kızlar var dedi. Biraz borçlarım var dedi. Onları öde, onları kapat dedi. Yani İtminan her şeyde, malda, mülkte, canda vesaire böyle seve seve Allah uğrunda verebilme. Yani Cenab-ı Hak Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendini verecek cennet kardını satın almıştır buyuruluyor. Yine ayrı bir şey. Nitekim saat bin Hayseme vardı. Bu da Bedir günü baba oğul bunlar. Saat ve Hayseme. Bedir günü kimin gazveye gidiyorsa kura çektiler. Yani babayla oğul, birinden biri gidecekti. Kurra sağda çıktı, oğluna çıktı. Babası da yavrucuğum diye, bugün dedi, İsa'da bulun dedi. Yani bu dedi, Bedir'e gitme hakkını bana ver dedi. Beni kendini tercih et dedi. Senin yerine gazveye ben gideyim dedi. Saatte dedi, babacığım dedi, bunun sonunda dedi, Allah rızası var cennet var dedi, başka bir şey olsaydı dedi, sana seve seve ben yapardım dedi. Beni nihayet Saat Bedir'e çıktı, orada şehit oldu. Babası heyseme de aynı heyecan Uhud'a girdi o da Uhud'da şehit oldu. İşte itminan ermiş nefis.